demek oradaki elemanlar, onların ailelerin çok ciddi bir sayıya çıkar değil mi? Evet, evet, Yani evet. işsizlik çok ciddi bir boyuta gider. Yani o kadar zor durumda kalan insan oldu ki tarif etmek mümkün değil. Gerçekten anlatabilmek de mümkün değil. Çünkü ben Kuaförler Odası'nın başkanı olaraktan kuaförlerle benim ilişkilerim çok sıcak ve sürekli ararlar ve sürekli paylaşırız, dertlerini paylaşırız. Yani anlattıklarına aklım ermiyor. Gerçekten çok zor durumdalar. De bunu biz kişisel olarak kendimizden de hesaplıyoruz, bakıyoruz. Şimdi o kadar çalışan arkadaşlarımız var. Gelip de günde bir saat çalışıp da efendime söyleyeyim 7 saat oturması demek ne kadar verimsiz olduğunu düşünün. İnsanlar da haklı. Kuaföre gelemiyor müşteri. Açık olsa da gelemiyor yani. Tabii. Sonuçta evet çok dikkat ediyoruz. Hijyene dikkat ediyoruz. Ne bileyim aralıklı randevularla çalışıyoruz. Ama maalesef ki haklı olarak müşteri de gelmiyor. Bu Gelemiyor yani. aralıklarla, randevularla Evet. çalışmak da yani iş randımanını tam olarak sağlayamıyordur aslında Aslında yani. tam tersi daha iyi İş, oldu. ya Şimdi evet çok iyi sayı oldu. azalınca. Ama şimdi bizde şöyle bir çalışma sistemi var. Tabii ki ekonomik olarak aslında işin aslı bu. Örnek veriyorum siz geliyorsunuz işte saçınızda bir fön yapıyoruz. Kaç para veriyorsunuz? İşte kuaförün bir tanesi de zaten bu durumlarda haksız bir rekabet var ortada. İşte biri 10 lira alıyor, biri 5 lira alıyor, biri 20 lira alıyor. Şimdi böyle olunca şimdi müşteri üst üste biniyor. Orada ne kadar hızlı çıkarırsan işi, çok ekiple diyelim hızlı çıkarırsan ne bileyim kar sayıyorsun. Oysa yaptığın işin nominal değerini alabilirseniz müşterinizden zaten randevuyla alırsınız. Saatte 2 tane müşteri arasında ya da bir tane alabilirsiniz. Yurt dışında öyle, Avrupa'da öyle, Amerika'da öyle. Randevusuz asla müşteri almazlar. Ama değerini alır yani. Ben Sistem şimdi oturur mu bundan sonra o halde? vallahi şimdi müşterilerimiz tabii buna dikkat ediyor. Çünkü diyor ki ben randevu aldım. Lütfen diyor beni bekletmeyin geldiğimde. Ama önceden randevu da alsa son dakika iptal ettiriyordu. Ay gelemeyeceğim işim çıktı diyordu. Ama şimdi öyle demiyor. O saati kaçırmamak için o saatte geliyor. Biraz da tabii izleyenlerin affına sığınıyorum ama randevu terbiyesi bizde oturmaya başladı. Güzel. Yani işin ciddiyeti çok önemli. Maalesef ki daha önce böyle değildi. Ben saat 8'de geleceğim sabah. Gidersin. Ay gelemedim trafik çok yoğun. O zaman 7'de kalkacaksın geleceksin. Müşterilerim sayın kusura bakmayın ama sizi eleştiriyorum. Ama tabii artık hepimizin sağlığı ve hijyeni için tabii böyle de bir hastalık söz konusu olunca yani kuaförler için de risk, orayı işletenler için de risk. Bir sirkülasyon var sürekli. Tabii ki yani müşteri de onu istemiyor zaten. Eğer dükkanda diyor ben geldiğimde fazladan insanlar varsa geri çıkarım diyor. Haklı. O zaman bizim kaç tane koltuğumuz var? 4 tane, 2 tane müşteri alabiliyoruz mesela. O zaman tabii ki dikkat ediyoruz. Müşteri de geldiği zaman zaten otomatik olarak bizi denetliyor. Yani illa polisin gelmesi, zabıtanın gelmesi ya da yok yok hayır. İnsanlar çok bilinçli ve çok panik yaptık, çok korktuk. İlk başladığında ne bileyim işte günde 10 vaka, 20 vaka, 100 vaka açıklananlar vardı. Ama herkes çok tedirgindi. Şimdi 10 binlerden bahsediliyor vaka sayısı. Yani normal diyorsun evet alıştık, açılalım. Ama tabii dikkat ederek de açmak lazım. Bu kadar çok Şimdi bunaldı bir insan. Haziran